Uzaylılar tarafından gönderildiği düşünülen Wow sinyali tam olarak nedir? Wow sinyali 15 Ağustos 1977'de SAT projesi kapsamında uzaydan tespit edilen bir radyo sinyalidir. Sadece 72 saniye süren sinyal Dr. Jerry Erman tarafından Ohio Devlet Üniversitesi'ne ait Big Ear, Büyük Kulak radyo teleskopuna dar bantlı bir radyo sinyali olarak tespit edildi. Sinyal Dünya dışı hatta Güneş sistemi dışı kökenli sinyallerden beklenen tüm özelliklere uyuyordu. Medya tarafından büyük ilgi gören sinyal tüm çabalara karşın tekrar tespit edilememiştir. Sinyalin yıldızlar arası sinyallerden beklenen özelliklere tamı tamına uymasına şaşıran Ehmond, bilgisayar çıkıntısında izini daire içine almış, sayfa kenarında ise Wow, İngilizce'de hayret ünlem veren vay be yazdı. Bu ünlem daha sonra sinyalin adı haline geldi. Peki bu sinyalin teknik ayrıntıları nelerdir? Yani bu sinyalin uzaydan ya da bir yıldız boşluğundan geldiğini kanıtlayan şeyler nelerdir? Daire içine alınan ALTQUJ5 kodu sinyalin yoğunluk değişimini göstermektedir. Boşluk 0 ila 0999 arası yoğunluğu, 1 ila 9 rakamları kendilerine karşılık gelen 1000 ile 9999 arası yoğunlukları, harfler ise bunun üzerindeki yoğunlukları göstermektedir. U değeri bu teleskopta tespit edilen en yüksek yoğunluktur. 30.000 ile 30.999 arasındadır. Buradaki yoğunluk bir birimi değil, sinyal parazit oranını verir. Parazit belli bir bantla geçen birkaç dakika içinde tespit edilen miktarın ortalaması olarak ölçülür. Sinyalin bant genişliği 10 kHz altındadır. Yani çıktığı sürede her sütun 10 kHz genişliğinde bir kanala tekabül etmekte olur. Sinyal sadece tek bir sütunda görülmektedir. Frekans olarak 1420-356 MHz'dir ve bu değerler Jerry Ehman tarafından öne sürülmüştür. Bu değerlerin her ikisi de 1420 ve 405 MHz'deki hidrojen hattına yakındır. İki eşlik kon sayısı öne sürülmüştür. Gökyüzündeki bu yörünge Yay takım yıldızının 5. Kadir'den yıldız Chi-1 Sagittari'nin yaklaşık 2,5 derece güneyinde yer aldığını gösterir. Yani Big Air teleskobu sabitti ve gökyüzünü taramak için dünyanın ekseni etrafındaki dönüşünü kullanıyordu. Dünyanın dönüş hızında Big Air'in gözlem penceresinin genişliği dikkate alındığında teleskop gökyüzünde belli bir noktayı tam olarak 72 saniye boyunca tarayabilmekteydi. Bu nedenle bir dünya dışı sinyalin 72 saniye sürmesi beklenirdi. Sinyal ilk 36 saniye boyunca güçlenmeli, daha sonra zayıflamalıydı. Bu süreler Wow sinyalinin süresiyle tamamen örtüşür. Dolayısıyla Wow sinyalinin gerek uzunluğu gerekse süresi dünya dışı bir kaynağı işaret etmektedir. Peki sinyali tekrar bulmak için bazı aramalar yapmışlardı. Peki bunda bir sonuca ulaşabilirler mi? Big Air teleskobu gökyüzünü iki antenle tarıyordu. Ama devamlılığı olan bir sinyalin 3 dakika sonra ikinci sinyalin tespit edilmesi lazım. Ama Wow sinyalinde sadece bir kez tespit yapılmıştı. Ehman bir ay sonra sinyali tekrar yakalamak için çalışmış ancak başarılı olamamıştı. 1987 ve 1989'da Robert Gray olarak Ridge Reresistanesi'nde sinyali araştırmış ancak bulamamıştır. Gray sinyali aramak için 1995 ve 1996'da Big Air'dan çok daha güçlü olan Very Large Array'i de kullanmış ve yine başarılı olamamıştı. Gray son olarak 1999'da Tazmanya Üniversitesi'nin 26 metrelik radyo teleskopuyla araştırma yapmıştır. Gökyüzünün o yörüngesinde 14'er saatlik 6 gözlem yapılmış ancak Wow sinyalinde benzer bir şey görünmemiştir. Peki bu sinyalin kaynağı neydi? Wow'un daha zayıf bir sinyalin yıldızlar arası titremesi sonucu güçlenmiş hali olduğu yıldızların ışıklarının titreşmesi benzeri öne sürülmüştür. Bu sağ sinyal yapay bir kaynaktan gelme ihtimalini ortadan kaldırmaz. Ancak Very Large Array gibi güçlü bir teleskop sistemi bile sinyali tespit edememiştir. Ayrıca Very Large Array'in tespit edemediği bir sinyali yıldızlar arası titreşim nedeniyle Big Air'ın tespit edebilme ihtimali düşüktür. Diğer bir sağ sinyalin bir tür yıldızlar arası döner fenerden kaynaklandığı veya frekansının sürekli değiştiği. Ehman sinyalin dünya dışı kökenli olduğu konusunda şüphelerini dile getirmiştir. 50 kere baktığımıza göre onu bir kez daha görebilmeliydik. Bana öyle geliyor ki bu dünyadan kaynaklanan bir sinyalin uzayda bir enkaz parçası tarafından geri yansıtılmış halidir. Ancak daha sonra Ehman bu şüpheci tutumunu değiştirmiştir. Nitekim araştırmalar dünya kaynaklı bir sinyalin uzaydan geri yansıma ihtimalini
düştüğünü işaret etmektedir. Zira 72 saniye süren böyle bir sinyali açıklamak için uzaydaki yansıtıcının pek de gerçekçi olmayan bazı özelliklere sahip olması gerekecekti. Ayrıca 1420 MHz frekansı dünyadaki telsiz vericileri için yasak bölgedir. Ehman yakın zamanda yazılarında az miktarda veriden büyük sonuçlar çıkarmamak gerektiğini belirtmiştir. Peki Ehman neden böyle düşündü tek? Yani fikirlerini değiştirmesindeki sebep neydi? Bu konuda yıllar sonra ortaya atılan bir diğer iddia ise amatör ses meraklıları tarafından yapılan çalışmalarda Wolf sinyal kaydının orijinal ses hızı yüksek hızlarda tekrar oynatıldığında ve dalga boyutundaki gürültüler en azından indirgendiğinde ortaya çıkan sonucun bir polis telsizi anonsuna ait olduğu ve kaynağının bir insan sesi içerdiğidir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim.